Ve kalkacaksınız insanlara ders vermeye. Hukuktur, insan haklarıdır. Levent. Hukukun özgürlüklerin olmadığı yerde ekonomiyi çok fazla konuşmak vicdanıma el vermiyor ama bugün herkesin beklediğinden daha fazla bir faiz arttırımı yaptı Merkez Bankası. 2 puan yaptı ve hakikaten Türkiye'nin faizleri inanılmaz bir noktaya doğru geldi. Kur da tam düşmüyor falan filan. Şimdi hani reform falan diyorlar ya, insan hakları reformu, ekonomi reformu, hukuk reformu falan. Arkadaş, Sokaklarında gazetecilerin, siyasetçilerin dövüldüğü, bir tweet yüzünden milletvekili, milletvekilinin düşürüp hapse gitme yolunun açıldığı ülkede ne reformu yaparsan yap bu ülke refaha doğru gitmez, demokrasisiz, hukuksuz bir yere doğru gitmez. Bunu söylüyor, diyorlar ki ama Çin'de gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Çin değil. 1923 yılından beri patikalı da olsa, daireler de kesilse biz demokrasi içinde bir şey yapmaya alışmış da insanlarız. Ömer Faruk Gergel ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Umut ediyorum polis girip onu oradan almaya, o görüntüleri tekrar o hepimizin vicdanınızı yalayan görüntüleri tekrar yaratmaya kalkmaz. Bence çünkü ben umut ediyorum yapar. E, yani levent, bunlar öyle bir görüntüler ki. Yapsın yapsın ki, çünkü başka türlü kavramıyor. Murat geldiğimiz durumu yani böyle. Demokratmış, bir hukukmuş görüntüsü vermek 200 200'lükten vazgeçmesi lazım iktidarın. Bence gitsin polise çıkarsınlar. Bütün o görüntü, o utanç verici tabloyu bütün dünya izlesin. Eğer iktidar utanmıyorsa yapacak bir şey yok. Bence çıkarsınlar. Ama iktidar kadar, mesela ben dün muhalefetin e, e, de, tıraşındaki desteğini çok zayıf buldum sevgili Levent. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bir konuşma yaptı Bu e, e, okunmadan evvel. Enis Berbalo olayıyla benzetti ve hani bunun yanlış olduğunu söyledi. Ayırıyorum ama daha sonra okundu, gitti. Bakıyorum kimse kalmadı. Ve Levent, sevgili Levent bak son olarak bu cümleyi söyleyip sana sözü bırakacağım. Bütün bu şeyde eksik olmakla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, Ali Babacan'a, Davutoğlu'na kadar herkes birkaç cümle sarf etti. Gergerlioğlu'ya ilgili de biraz sonra daha geniş konuşacağımız HDP ile ilgili. E, Hemen hemen hiçbir cümle sarf etmeyen parti var. İyi Parti. Meral Hanım nerede? İyi Parti milletvekilleri nerede? Yavuz Ağar Alioğlu'nun daha fezlekeler gelmeden biz geleni yapar elimizi kaldırırız dediği bir ortamda bir yerde bıraktılar sözleri. Hala eğer İyi Partililer ya başta Meral Akşener ve ekibi olmak üzere bu yapılanların HDP'ye değil demokrasiye Ömer Faruk Gergerlioğlu'na değil insan hakları savunucularına yaptığının farkında değillerse Levent, işte %14, %17 gitti, Meral Akşener esnafın tekrar teker elini sıktı, helal falan. Yetmez. Çünkü ana sorun demokrasi sorunu. Ve demokrasi sorunundan bu kadar hukuksuz, bu kadar adaletsiz bir noktadayken Türkiye kendini bir yerde tutmaya, aman çok fazla öne çıkmayalım, zor dönemde lider ortaya çıkıyor sevgili Levent. Zor dönem. Bunlar zor dönemler. Meral Akşener bu demokratik e, e, antidemokratik koşullarla ilgili, bu hukuksuz koşullarla ilgili bugün çıkıp söylemeyecekse, yarın söylediğinin ağırlığı olmaz. Bu ülkede tırnak içinde Mehmet Ağar bile, bileyi altın çizerse söylüyorum, DP Genel Başkanı iken o da siyaset demiş bir kişidir. Erdoğan, ne zaman herkesin daha fazla baktığı Erdoğan oldu? Kürt sorununu çözmeye çalıştığı, her türlü şeyi göğüslediği zaman Erdoğan oldu. Ve merkez siyasette bir yere doğru gelmeye çalışan Meral Hanım, HDP'yi, şunu bunu yana, yana koy. Bugün demokrasinin ana konusu alenler bu konuda bir şey söyleyemiyorsa da ne lider olabilir, ne aday olabilir diye düşünüyorum. Peki ben o zaman buradan HDP'ye gidecektim ama sen ki mecbur muhalefet kısmını açtın. Evet. Ben de orayla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ben artık e, genel bir umutsuzluğa, genel bir karamsarlığa kapılma nedenimin altında iktidarın yaptıkları yatmıyor sevgili Murat. Ben mesela iktidarın Ö Ömer Faruk Gergeroğlu'na yaptığına Na canım sıkılmıyor. Çünkü bekliyorum zaten. HDP'yi kapatma davasına da canım sıkılmıyor. Onu da bekliyorum zaten. Çünkü ben iktidardan hukuka uygun bir şey beklemiyorum artık. Demokrasiye uygun bir şey de beklemiyorum. Türkiye'nin yararına bir şey de beklemiyorum. Çünkü teknik olarak bu iktidarın Türkiye'nin lehine bir şey yapma şansı yok. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu bir hakaret olsun diye de söylemiyorum. Teknik olarak Türkiye'nin lehine olan her şey bu iktidarın aleyhine. Yapamaz. Bu iktidarın lehine olan her şey Türkiye'nin aleyhine. Bu, bu böyle bir böyle, böyle çok can sıkıcı böyle bir şeye kapana kısıldı Türkiye. Mevcut iktidarın işine yarayan her şey Türkiye'nin aleyhine. Türkiye'nin lehine yarayan diyelim ki demokrasi iktidarın aleyhine. Hukuk iktidarın aleyhine, toplumsal barış iktidarın aleyhine. İyi bir eğitim iktidarın aleyhine. Aklan yani Türkiye'nin ne işine yarıyorsa bunun tamamı iktidarın. Aleyhine. Şimdi böyle bir açmazdı. O yüzden ben iktidarın ya yani şunu da yaptı. Bak parti kapatma davası da açtı. Gördün mü? Ömer Faruk'a da böyle haksızlık yaptı. Ben buna çok fazla değil. Ben ya son bir yıldır belki izleyicilerimiz zaman zaman bana kızıyorlar ya Levent Bey muhalefeti çok eleştiriyorsun diye. Ben hala söylüyorum Türkiye'nin temel sorunu muhalefet sorunu. Sevgili Murat muhalefet bir şey yapmıyor. Muhalefetten kastım sadece partileri kastetmiyorum. Yani şimdi bu iki gün önce ortaya atılan bir andımız tartışmasını izledim. Evet. Korkunç bir durumdu yani. Ya aklım almadı yani. Ya bu kadar olmaz dedim kendi kendime. Ya arkadaş andımızdan taraf olabilirsin bunu anlayabilirim. Çıkar dersin ki de ben andımızın okulu. Bu çok anlaşılır bir şey. Kendince bir duygusal bağ kurmuşsun. Kendince onun Türkiye için yararlı olduğunu düşünüyorsun. Tamam. Öbürü çıkıp diyebilir ki hayır arkadaş benim baktığım yerden bu Türkiye bilmiyor şimdiye kadar getirmedi. Şimdi dikkat ettim. Muhalefet bir şeyler, muhalif kesim tam da Erdoğan'ın yıllardır şikayet ettiğimiz o tavrı tarzı üzerinden birbirini yedi. Andımız gerek yok kardeşim. Bana göre andımız antidemokratik bir uygulamadır. Tek tipçilik yansıtıyor diyenleri muhalefet kendi içinde, muhalif kesim kendi içinde Türkiye düşmanı ilan etti. Ya arkadaş Allah'ınızı severseniz andımıza karşı gelmiş diye Türkiye düşmanı ilan ediyorsan senin Tayyip Erdoğan'dan ne farkın var Allah'ını seversen? Konuşmayacak mıyız? Ben karşı kaldırılmasından taraf olurum. Sen taraf olursun tartışırız. Belki sen beni ikna edebilirsin. Belki ben seni ikna edebilirim. Yani eğer eğer birbirimizin görüşünü beğenmediğimizde birbirimizi din düşmanı, Türkiye düşmanı, cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, vatan haini diye tanımlayacaksak o zaman biz Erdoğan'dan niye şikayetçiyiz? Ben bunu anlamıyorum. Erdoğan bunları zaten yapıyor. Benim anlamadım. Dikkat ettim. Babacan Davutoğlu Saadet Partisi andımızı yani kaldırılması gerektiğini söyleyen tweetler attılar. Anında onlar silindi muhalif kesimin kimileri taraf. Sizin zaten yüzünüzün boyası döküldü. Siz zaten Türkiye düşmanısınız. Ama sen nerede ne farkın var ki? Şunu diyebilirsin. Beğenmiyorum görüşünü. Yanlış düşünüyorsun kardeşim. Andımız çok önemli. Bunu de. Bunun başım üzerinde yeri var. Bunu... Andımız tartışması Cumhur İttifakı'nı ta parçalaması gerekirken Millet İttifakı'nı parçaladı. Ya da bitti, Millet İttifakı'nın arasına virüs koydu. İşte bizim muhalif gazetelerden biri 3 tane muhalif liderin resmini koymuş, boyaları erken döküldü diye. Hangi boya? Ne boyasından? Ne vatan aynı oldukları mı çıktı ortaya? Bunu şuna getireceğim. Sevgili Murat, muhalif kesimde bir duygu birliği yok. Muhalif kesimin Türkiye diye bir... De Sadece partileri kastetmiyorum. Şu anda bizi izleyenleri de kastediyorum. Türkiye diye bir dertleri herkesin iktidar da dahil, muhalif partilerde dahil olmak üzere. İyi Parti dedin ya. İyi Parti'nin Türkiye diye bir derdi olsaydı Ömer Faruk Gergerle bir cümle derdi. Bunun Türkiye'ye verdiği zararı görürdü. İyi Parti'nin Türkiye diye bir derdi olsaydı HDP'nin kapatılmasının aslında Türkiye'yi nasıl bölünmeye götürdüğünü birazdan belge anlatacağım nasıl bölünmeye götürdüğünü görür bir tavır alırdı. Veyahut diğerlerinin veyahut muhalif kesimin eğer Türkiye diye bir derdimiz varsa ya arkadaş HDP olmadan, Babacan'ın partisi olmadan, Davutoğlu'nun partisi olmadan, Saadet Partisi olmadan, CHP olmadan bunların altısı bir araya gelmeden bu seçimle bu ülke buradan çıkmıyor. Peki sen ilk fırsatta muhatabına vatan haini, Türkiye toprağı, başka hiçbir ortak hiç kimse şunu demiyor. Ya bir dakika konuşalım. Ya bir dakika abi ben ben yanlış olabilirim. Ben andımızın okunmasını savunuyorum. Sen karşısın değil mi? Konuşabiliriz. Ya sen beni ikna edersin ya ben seni ikna ederim.